Dünya. Uçsuz bucaksız kainatta sadece bir zerre. İnsanoğluysa o zerre içinde hem kendini hem de evreni anlamaya, anlatmaya çalışan yaratılmışların en üstünü. İslam dini ve onun eşsiz mucizesi Kur'an-ı Kerim yeryüzüne indiği günden beri insanları okumaya, araştırmaya, ilim peşinde ilerlemeye çağırıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilime yönelik bu net mesajları asırlar boyunca Müslüman bilim adamlarına rehberlik etti. İslam bilginleri astronomiden kimyaya, tıptan matematiğe pek çok alanda dünya tarihine damga vurdu. Bilimsel gelişmenin önünü açtı. O isimlerden biri de Hicri 4. yüzyılda yaşayan ünlü astronom Muhammed Es-Sizci'dir. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğüne inanan Es-Sizci, bu prensip doğrultusunda gezegen hareketlerini ölçümleyen kayık şeklinde bir usturlap yaptı. Avrupalılar dünyanın düz olduğu konusunda hemfikirken, Sizci'nin bu eseri İslam alimlerinin bilgi düzeyini göstermesi açısından eşsiz nitelikteydi. Usturlap, bir tür kadran askı sistemiyle gözlemde dik olarak kullanılan taşınabilir bir aletti. Yüzlerce yıl sabit yıldızların günlük dönüşlerini, güneşin ve gezegenlerin ufuk üzerindeki yükseklik ve mesafelerini hesaplamakta kullanıldı. Ünlü İslam bilgini El-Biruni'nin küresel usturlabı da bir mühendislik harikası niteliğinde. Bilim tarihçilerine göre Kopernik'le başlayan çağdaş astronominin temellerini attı Biruni. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri üzerine yaptığı gözlemlerde modern tespitlere uygun sonuçlar elde etti. Biruni, sınırlı gözlem cihazlarıyla dünya çekirdeğinin çapını sadece 15 kilometrelik bir sapmayla buldu. Ama en önemlisi, ancak 1950'li yıllarda ölçülebilen dünyanın ekliptik eğimini sadece bir saniyelik farkla tespit etmeyi tam 1000 yıl önce başardı Biruni. Bu büyük İslam bilgini, astronomi üzerine yaptığı çalışmayı dönemin sultanına sunduğunda bir fil yükü gümüşle ödüllendirildi. Ancak Biruni, "Bu armağan beni baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır." diyerek bu hediyeyi geri çevirir.